Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkan Aydın'la Bursa'da Ramazan programını sunar. Lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katını alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat, onun temiz ehli beytine, ashabına, etbaına, kıyamete kadar ona tabi olacak olanlara sizlere selam olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat Ramazan Resulullah aleyhisselamın dilinde artık Ramazan'ın son günlerine geldik. Rahmet bulutunun gölgesi üzerimize düştü demiştik. Resulullah Aleyhisselam'dan mülhem. Şimdi artık son günlerindeyiz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Rabbim inşallah son günlerini güzelce idrak edebilmeyi ve bütün sevdiklerimizle bayrama ulaşabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bugün pazar, güzel bir gün. Bursa cıvıl cıvıl. Bursa'dan, Ulu Cami'nin gölgesinden İlk Selahattin Camii, Orhan Camii'nin yanından, uluların şehri, sırlı şehir Bursa'dan hepinize selamlar, hürmetler. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Bugün hem çok özel bir konu konuşacağız ve çok özel bir konukla Ankara'dan kendisi teşrif etti. Kıymetli dostumuz, hocamız. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Enbiya Yıldırım Hocam. Enbiya Hocam hadis profesörü, çok kıymetli bir hocamız, eserleri var zaten bilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Hocam, teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Rabbime şükürler olsun. Ortamı görünce biraz daha iyi oldu. Evet. Gerçekten belirttiğiniz gibi, evet. Çok enerjisi yüksek bir şehir Bursa. Bursa sadece yer üstündekilerle değil, yer altındakilerle de meşhur bir şehir. Yeraltı zenginlikleri çok fazla. Dolayısıyla bizim burada hem yer üstünde dostlarımız var ama Emir Sultan, Yıldırım Beyazıt Han, Üftadi Hazretleri, Sultan Murat, Osman Gazi, Orhan Gazi bayağı köklü. Evet. Bursa'da çınarlardan söz ederlerdi hocam. Ben bu çınarların ağaç olduğunu sanırdım. Ama 4 yıldır Bursa'da iftar programı yapıyoruz. Anladım ki Bursa'da çınar sadece ağaç değil, çınar Bursa'nın bu kökleri. Evet. Hocam, programımızın bir formatı var. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin birbirinden kıymetli orkestrasının elemanları burada, hocalarımız. Onlarla bir böyle bir tekbir salavat getireceğiz, bir ilahi dinleyeceğiz. Sonra Enbiya Hocam'la Resulullah Aleyhisselam'ın gençlerle olan münasebeti üzerine sohbet edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, hadi siz de elinizde ne iş varsa bırakmayın ama gönlünüz ve diliniz bizimle olsun. Bir de yayın yaptığımız yerde bizi izleyenler de var. Onlara da hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar şimdiden. Hadi hep beraber şöyle güzel bir tekbir ve salavatla Bismillah diyelim. Ve kebbirhu tekbira. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Maşallah. Ramazan'ın son günleri geldi ama enerjinizden hiçbir şey kaybetmediniz. Hocam nasıl ekip? Çok güzel. Sesler de güzel, müzik de güzel. Çok da zengin bir kadromuz var. Evet. Solistlerimiz de sürekli değişiyor. Ama performans hiç düşmüyor. Evet. Bursa'nın havası değişiyor. Zaman zaman böyle. Meşhur Lodos'u da var ama bizim ekibin havası hiç değişmiyor. Hep pozitif. Maşallah. Öyle değil mi? Evet. Kıymetli hocam. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de bize en güzel örnek sunuluyor. Belki de en çok ihmal ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Bir olay başımıza geldiğinde, bireysel, toplumsal bir sorunla karşılaştığımızda bunu nasıl çözelim diye düşündüğümüzde acaba bu konuda Kur'an'da bir şey var mı? Allah benzer bir olayı anlatmış mı? Buradan bir referans ilke çıkarabilir miyim? Ya da Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında benzer bir olay yaşanmış mı? İlkesel bir yaklaşım elde edebilir miyim? Bazı insanları tenzih ediyorum ama genelde en ihmal ettiğimiz alan.
her yere başvuruyoruz falan. Hasbelkader birisi karşımıza çıkarsa, ya bu konuda Kur'an'da da bir şey var, bak Resulullah Aleyhisselam'ın bu konuda örnekliği var deyip bize örnekler sununcaya kadar. Gençlik de, gençlerle olan münasebetimiz de bu konuya dahil. Genelde hepimizin böyle bir problemi var. Yeni nesil, artık ne kuşağı dersek diyelim, bir iletişim problemimiz var. Kaygıları farklı, endişeleri farklı. İşte aynı dili konuşamıyoruz. Aynı dava şuuruna, bilince, milli şuura sahip miyiz, değil miyiz vesaire konuşuyoruz. Acaba Resulullah Aleyhisselam benzer sorunu nasıl ele almış? Gençlerle nasıl münasebet kurmuş? Nasıl bir dil yakalamış? Ve bu insanlarla neler yapmış? Biraz bunun üzerine böyle sohbet edelim istiyorum. Sizin son yıllarda bu konuya özellikle bir eğiliminiz var. Kitaplarınız da var. Resulullah Aleyhisselam ve gençlerle ilgili. Öncelikle hepimizin merak ettiği şu soruyla başlayalım. Sahabe-i kiram diyoruz ya. Bunlar böyle çok yaşlı insanlar gibi geliyor aklımıza. Çünkü yaptıkları işleri itibariyle böyle büyük insanlar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, diğer sahabiler. Resulullah Aleyhisselam'ın genel olarak böyle ashabının yaş ortalaması göz önüne alındığında bu medeniyeti böyle çok büyük, yaşça çok büyük insanlarla mı inşa etti? Nasıldı? Erkan Hocam, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki arkadaş gruplarına baktığımız zaman yaş olarak bunları kategorize etmeye çalıştığımızda şunu görüyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın devletin işlerini yürütme noktasında yardım aldığı, beraber çalıştığı ve görevlendirdiği insanların yaş ortalamasına baktığımız zaman bunların büyük ekserinin 10 ila 35 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Allah Allah. Bu çok önemli. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam devletin işlerini yürütürken 10 ila 35 yaş aralığındaki insanlarla beraber çalışmıştır. Bunun yanında ikinci grup Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın istişare heyeti dediğimiz, akil insanlar dediğimiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında devletin organizasyonu noktasında istişare ettiği, danıştığı, beraber karar almış olduğu insanlardır. İşte o yüzden biz sahabe dendiği zaman aklımıza genelde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi, ki hak ediyorlar bunu tabi, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaki o birinci halkada yer alan insanlar sürekli bizim aklımıza geliyor. Halbuki bunlar akil heyet. Ama devletin organizasyonuna baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğim çerçevede gençlerle çalıştığını görüyoruz. Mesela bir basit örnek vereyim size. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten sonra Medine çok yüksek oranda göç aldı. Herkes Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la komşu olmak için Medine'ye akın ettiler. Bir müddet sonra Medine doldu. Medine'nin etrafında 150 kadar mahalle oluştu. Peygamberimizin bir usulü var. Bu arada bir ifadeyle onu anlatmak isterim. Bizim peygamberimiz boşa iş yapmaz, bizim peygamberimiz boşa konuşmaz. Bizim aziz seyircilerimiz bu cümleyi bizim bütün bu konuşmalarımız çerçevesinde zihinlerinde tutmalarını istirham ediyorum. Bizim peygamberimiz boşa konuşmaz, bizim peygamberimiz boşa iş yapmaz. Şimdi Medine'ye hicret edince, Medine'de dolunca, Medine civarında Erkan Hocam, 150 civarında mahalleler oluştu. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu mahallelerde yapmış olduğu ilk şey, buralarda birer mescit inşa ettirmektir. Mahallelerde. Mahalle. Her mahalleye mutlaka bir mescit. Ama biraz tabi modern, bugünkü şartlarda değil. Ama bir mescit. Yani yerleşim yerinin kalbine Hazreti Peygamber Aleyhisselam mescidi koyuyor. Ama sonra yaptığı şey, bu mescitlere imam olarak atamış olduğu insanların yaş ortalaması hep 20'nin civarında dönüyor. Hep 20 civarındaki insanlarla Hazreti Peygamber Aleyhisselam çalışmıştır. Ya düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber Aleyhisselam 18 yaşındaki Usame bin Zeyd'i ordu komutanı yapmıştır Peygamber Aleyhisselam. Bu derece. Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy katiplerine bir bakın. 43 tane vahiy katibi Peygamber Aleyhisselam inen ayetleri yazdırmak için görevlendirmiş olduğu veya dışarıya göndermiş olduğu bu fermanları mektuplarına yazmak için görevlendirmiş olduğu insanlar da hep 20'li yaşlardadır. Hatta bir başka örnek daha vereyim. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam Yemen'e İslam'ı anlatmak için birkaç kişi gönderiyor. Bunlar Peygamber Aleyhisselam istediği performansı çok iyi gösteremiyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi o akil heyet dediğimiz insanlarla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz istişare yaparak kimi gönderelim diye karar alıyorlar.
Muaz bin Cebel'i göndermeye, yanında da Ebu Musa ile Eş'ari yardımcı olarak vermeyi Hazreti Peygamber Aleyhisselam arkadaşlarla beraber karar alıyor. Muaz'ın yaşı 26, Ebu Musa'nın yaşı da 27'dir. Dolayısıyla bütün yaptıklarında, bütün söylediklerinde büyük hikmetler olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu hususta da bizim için örnek almamız gereken çok önemli bir yeri olduğunu bilmemiz lazım. Zaten hepimizin, bizi seyreden seyircilerimizin de bilmiş olduğu bir ayet-i kerime var. Hani bunu sürekli okuruz. Hı hı. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهِ كَثِيرًا. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zaman ve mekan kaydı olmaksızın, bakın zaman ve mekan kaydı olmaksızın, kıyamete kadar bütün insanlık için, özellikle de biz Müslümanlar için bir rehber olduğunu, dolayısıyla bir şey yapacağımız zaman, sizin konuşmanıza bağlıyorum, bir şey yapacağımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında örneklik var mı diye araştıracak olduğumuzda, inanın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın her diliminden, yaşamın her diliminden kendi günümüze iktibas edebileceğimiz, örnek alabileceğimiz pek çok misal bulma imkanımız var. Çünkü Erkan Hocam, Hazreti Peygamber Aleyhisselam da sonuçta bir toplum içerisinde yaşamıştır. Hı hı. Bir toplum lideri. Aynı zamanda bir peygamber olması hasebiyle karşılaşmış olduğu problemleri çözme noktasında bizlere çok güzel bir örneklik sergilemiştir. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın biz sabah yataktan kalkışından yatsıdan sonra yatağa girişine kadar ki her anını biz biliyoruz. Hı hı. O kadar yani. Hatta bize bir görev verse biri, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yarımşar saat arayla ne yaptığını böyle günlük olarak bir çetin hazırlayabilir misin diye bize söylense, bunu çok rahat bir şekilde hazırlarız. Yani o derece Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatı bizim kayıt altına alınmış. Tabii. O yüzden örnek alacak olduğumuz birinci insan da, ki onun yolundan giden sahabe-i kiram, tabi'in ve sonraki İslam büyükleri, az önce isimlerini saymış olduğumuz bu güzel şehri şenlendirmiş, hı hı, olan İslam büyükleri de dahil olmak üzere, hepsinin hayatından bize yol açacak, çığır açacak örnekler bulma imkanımız var. Bunu yapmamız da gerekir. Niye? Çünkü bizim medeniyetimiz, bizim geleneğimiz iki tane temel değer üzerine inşa ediliyor. Bizim medeniyetimiz. Bir, milli değerlerimiz bildiğimiz gibi. İkincisi de manevi değerlerimiz. Ki ikisi de bunlar birbirine geçmiştir. Yani bizim milli değerlerimizi manevi, dini değerlerimizden ayıramayız. Dini değerlerimizi de manevi değerlerimizden ayıramayız. Mesela biz şimdi Allah nasip ederse birkaç gün sonra Ramazan bayramını kutlayacağız. Hı hı. Yani şunu diyemeyiz. Ramazan bayramı dini bir bayramdır. Evet. Ama aynı zamanda bizim milli bir bayramımızdır. Niye? Hı hı. Çünkü bizim ülkemizi paylaşmış olduğumuz bu güzel insanlarla, şu anda bizi dışarıdan seyreden kardeşlerimizle bizi bir arada yaşatan temel değerlerden bir tanesidir Ramazan bayramımız ve diğer bayramlarımız. İnancımızın kültüre dönüşmüş halidir aynı kesinlikle, zamanda değil mi? Kesinlikle. Evet. Hocam, sözünüzü tamamladınız mı? Buyurun hocam, buyurun. Şimdi 18 yaşında bir genci Bizans'ın üzerine giden bir orduya komutan tayin ettiğinden bahsettiniz. Evet. Şimdi bunun üzerine biraz duralım, açalım istiyorum. Şimdi 18 yaşında bir genç ve Bizans'ın üzerine bir komutan. Çok büyük bir iş, ciddi bir iş. Yani böyle antrenman yapılacak falan bir şey değil. Çok büyük bir savaş. Varlık yokluk savaşı olabilir. Resulullah Aleyhisselam bu Üsame bin Zeyd üzerinden hareket edecek olursak nasıl bir iletişim kurmuş, ne vermiş olmalı ki? Yani nasıl yetiştirdi ki bu genci Bizans'ın üzerine göndereceği büyük bir orduya komutan tayin edecek liyakate sahip oldu, o özgüvene sahip oldu. Burayı biraz açabilir misiniz? Kesinlikle. Nasıl bir şey bu eğitim? Allah razı olsun, bu güzel bir soru. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam bildiğimiz gibi 23 yıl gibi kısa bir sürede Arap Yarımadası'nı İslamlaştırdı. Hı hı. Şimdi buradaki temel faktör nedir? Allah'ın kitabı motive edici bir güç olmakla birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyeti birinci örnektir. Yani birinci güçtür. İnsanları çeken cazibe merkezidir. Çünkü kitabın nasıl bir insan tipi topluma kazandırdığını insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bakmak suretiyle öğrendiler. Hı hı. Kaldı ki biz şunu biliyoruz hocam. Peygamber Aleyhisselam İslam'a giren hiçbir insana dünyalık hiçbir şey vaat etmemiştir. Hı hı. Yoktur böyle bir şey. Yani sen İslam'a girersen sana şuradan 3 tane hurma ağacı, 5 tane deve vereceğim. Böyle bir şey yok Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Ya ne var? Hazreti Peygamber... Maaşın şu kadar artacak, emeklin şu falan, bir şey yok öyle.
Hep manevi şeyler mi? Hep manevi şeyler. Bir de ilginç olan şey şu. Hazreti Peygamber davet etmiş olduğu insanları ezaya davet ediyor esasında. Yani İslam'a giren insandan Hazreti Peygamber şunu istiyor. Çileye talip misin? Çünkü durum ortada. Hazreti Peygamber aleyhisselam... Çok ilginç, evet. Özel bir nokta. Demek ki hedefleri sadece maddi olarak koyduğunda, doğal olarak bu hedefler tutmadığında da insanlar hesap sorar. Evet. Ama Resulullah aleyhisselamın daha aşkın hedefleri vardı diyorsunuz değil mi? Ya o kesinlikle Hazreti Peygamber aleyhisselam o insanlarla olan iletişim var ya, o işte insanları son derece etkiliyor. Bir örnek vereyim isterseniz. Mesela Peygamber aleyhisselam hediyeler genelde sabah namazından sonra getirilir camideyken. Hı. Peygamberimizin usulü şu. Burayı aziz seyircilerimizin biraz daha dikkatli dinlemelerini istirham ediyorum. Peygamber aleyhisselam sabah namazını bitirdikten sonra cemaate döner. Camide yapılan işler şunlardır. Bir, Hazreti Peygamber din ile ilgili anlatma ihtiyacı hissettiği şeyler varsa cemaati bilgilendirir. Hı hı. Yanlışlar görüyorsa usulü de şudur. İsim vermeden genele konuşmak suretiyle kimsenin kalbini kırmaz. Hı. Hocam şu yönteme bak. Hatta şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın meclisinde Resulullah'ın hitabından dolayı kalbi kırılarak ayrılan bir tek Allah'ın kulu yoktur. Allah Allah. Muhteşem. Gençler niye kazandı? İşte bu. Şimdi birincisi Hazreti Peygamber din adına bilgi verir insanlara. İkincisi sorar. Sorunuz var mı? Hep sabah namazından sonra. Bu yapıldıktan sonra içinizde bugün rüya gören var mı bu gece? Hı hı. O rüyayı anlatırlar. Peygamber aleyhisselam onları inşallah hayra, hı hı, yol açar diyerek güzel bir şekilde yorumlar. Ondan sonra içinizde kendisine veya başkalarına ait şiir bilen var mı? Hı. Camide. İnsanlara şiir okuttur Hazreti Peygamber. Ama beşincisi çok ilginç Erkan Hocam. İçinizde kendisinin veya başkasının başından geçmiş güldüren bir hadise var mı? Anladım. Mescitte sabah namazından sonra. Mescitte. Şimdi bunu hepsini şöyle toparlayacağım. Ashab-ı kiram Resulullah niye seviyor idi? Hocam çünkü Resulullah onlarla arkadaş idi. Hani biz sahabi diyoruz ya. Arkadaş idi. Gerçekten arkadaş idi. Yani şu değil. Yukarıda duran, buyurgan, ben bir peygamberim, siz benim dediklerimi yapacaksınız. Öyle bir peygamber değil. Aleyhissalatü vesselam onlarla kol kola girmiş olan bir insan. Şimdi tamamlıyorum. Bu beş işlemi yaptıktan sonra Peygamber aleyhisselama genelde hediyeler sabah namazından sonra takdim edilir. Hı hı. Getirilen hediyeler de bugünkü yaşam standartımız açısından son derece basit olan şeylerdir. Bir taneli olarak hurma getirilir peygamberimize. Hı hı. Taze hurma çıktığı zaman ashab, Peygamber aleyhisselam arkadaşları o hurmadan peygamberimizi çok sevdiği için hurmayı tatmasını çok isterler. Önce bir tabak peygamberimize gönderirler. Peygamberimizin usulü de şu. Bir hediye gelirse önce ondan mutlaka kendisi tadar. Hı hı. Niye? Hediye ona geldi. O hediye getiren kimse ne kadar basit olursa olsun hediye. Müthiş bir nezaket. Getiren kişiye saygı değil mi? Kendini hor görmesin böyle. Tabii. Hor gördüğünü düşünmesin diye. Ne olursa olsun Erkan Hocam getirilen hediye ne kadar basit olursa olsun onu mutlaka kabul eder Hazreti Peygamber. Huruma geldi ya. Ondan aleyhisselam bir tane kendisi mutlaka alır ona geldiği için. Sonra aleyhisselam şöyle camiye, cemaate bir bakar. Camide gençler, çocuklar var mı? Hmm. Çünkü tatlıyı sever ya çocuklar, bilirsiniz. Hazreti Peygamber onları bir çağırır yanına. Ama bunu yaparken bir şey oluyor esasında. Bizim fark etmediğimiz bir şey. Bu çocukların hepsinin annesi ve babası var. Hmm. Peygamber aleyhisselam onların çocuklarını kazanırken esasında anne ve babalarını kazanıyor. Bir şey daha yapıyor. Araplarda sevgili seyircilerimiz, Araplarda çocuk sevmek biraz tırnak içerisinde erkekliğe yakıştırılamayan bir şeydir. Hı-hı. Peygamber aleyhisselam öncesinde. Yani çocuğu alayım, kucağıma seveyim, öpeyim. Bunlar erkekliğe yakışmayan şeyler. Hazreti Peygamber onları esasında böyle yaparak bir taraftan da eğitiyor. Hı-hı. Çocuk nasıl sevilir, çocuğa nasıl yaklaşılır. Şimdi çocuklara hurmayı verdikten sonra Hazreti Peygamber sonra sağındakilere, kalan kısmı da solundakilere dağıtmak suretiyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hurmayı cemaatle birlikte yer. Hı hı. Şimdi o ortam öyle bir atmosfer ki bunu zihin dünyamızda canlandırdığımız zaman anlayabiliriz. Mesela o anlatılan o komik hadiseler hani insanların başlarından geçer veya arkadaşların başından geçmiştir onu görmüştür sahabe. Sahabe-i kiram diyor ki bunu anlatan sahabiler bazen diyor anlatılan şey o kadar güldürücü olurdu ki komik olurdu ki Hazreti Peygamber normalde ağzını açarak çok fazla gülen bir insan değil. Böyle tebessüm eden, onun, hı-hı, üzerinde bir gülen bir insandır.
Ama bazen hani o kadar komik olur ki hadise, Peygamber Aleyhisselam kendini bırakır. Sahabe-i kiram diyor ki arkadaki azı dişlerini bile görürdük Hazreti Peygamber'in gülmesinden. Ama bir gülen, kucaklayan, sarılan bir peygamber olduğu zaman insanları Hazreti Peygamber nasıl kazandığını daha iyi anlıyoruz. Şununla tamamlayayım bunu. Dedim ki iki türlü hediye geliyor. Bir taneli, bazen de Taif gibi yerlerden Peygamber Aleyhisselam'a sadece bir üzüm salkımı geliyor. Hı hı. Erkan Hocam. Şimdi insanlar diyebilir ya koca Peygamber Aleyhisselam'a bir üzüm salkımı, ama Medine'den bahsediyoruz. Hı hı. Yani bir üzüm salkımı bile insanı getirebildiği, insanlar bulabildiği nimet o. Ama bu da daha önemlisi. Evet. Resulullah Aleyhisselam gibi aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda komutan. Buna bir salkım üzümü olan bile onu hediye olarak götürürken, ya bu da peygambere götürülür mü, beni yadırgarlar diye endişe etmiyor. Kesinlikle. Mütevazı olmaya çalışan biri değil. Gerçekten öyle zaten. Evet. Buyurun. Ya bu sözünüz bana başka bir şey hatırlattı. Onu araya sokayım. Buyurun. Dallı budaklı oluyor. Sohbet böyle bir şey. Evet. Sohbet ediyoruz. O kadar mütevazi ki hocam. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Medine sokaklarında yürüyor. Gencin biri koyunu yatırmış, kesmeye çalışıyor ama beceremiyor. Peygamber Aleyhisselam onu görünce ne yapıyor? Kollarını güzelce bir sıvıyor. Kurbanı güzelce bir kesiyor. Ondan sonra ayaklarından bir tanesini böyle çizik atıyor. Şöyle bir yarıyor. Oraya böyle çıkarıyor deriyi. Ondan sonra gence diyor ki bu şekilde gerisini kendin halledebilirsin değil mi? Öğretiyor. Hadi bana eyvallah. Şimdi o genç üzerindeki bir etkisini bir düşünsün insanlarımız. Çünkü kendilerinden biri olarak görüyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında kibir diye bir şey yok. İşlerinden biri olduğu için. Hani ashab-ı kiram şu sözü çok kullanır. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Şimdi bu söz, hani biz bunu dediğimiz zaman biraz boşlukta kalan bir söz. Anam babam sana feda olsun. Demek ki peygamberimizi çok seviyorlarmış. Ama unuttuğumuz bir şey var. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz bu sözü çok kullanır. Hazreti Ömer 35 yaşında Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra Mekke'deki evini, Mekke'deki tarlalarını, Mekke'deki hayvanlarını, en önemlisi de Mekke'deki konumunu geride bırakarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a koşup gelmiştir. Bu insan, anam babam sana feda olsun ya Resulallah derken, ya bu insanı zaten daha feda edecek bir şey kalmamış, sadece canı kalmış. Hı hı. O yüzden arkası o derece doludur. Ama Hazreti Ömer'i o kıvama getiren nedir? İşte bizim anlamamız gereken şey budur. O da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanlarla olan ilişkileridir. Dönüyorum o yarım bıraktığım şeye. İkincisi, demiştik ki bir taneli hediyeler gelir, ikincisi de içecek. Peygamber Aleyhisselam'a gelen içecek ne olur? Süt. Kupayla süt getirilir. Hazreti Peygamber'e geldiği için o süt, Peygamber Aleyhisselam ondan bir fırt mutlaka içer. Ona geldi. Ama şimdi sütü herkese dağıtma imkanı olmadığı için Peygamber Aleyhisselam önce sağındakine, sonra da sondakine ondan ikram eder, yine paylaşır. Yine paylaşır. Bir gün süt geliyor, içiyor ondan Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Sağına bir bakıyor. Sağında 10 yaşındaki Abdullah İbni Abbas oturuyor. Amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas. Sol tarafa bakıyor. Sol tarafta yaşlı sahabi Halid bin Velid oturuyor. Önce sağa veriyordu, sonra sola veriyordu ama bugün sol tarafta yaşlı biri, sağ tarafta gencecik bir delikanlı. Bizim peygamberimiz ne yapıyor? Abdullah diyor ki, Abdullah, biz biliyorsun önce sağdakine sonra soldakine veriyoruz ama bugün yan tarafta bayağı bir yaşlı insan oturuyor. Müsaade edersen önce ona vereyim, artanı yine sana vereceğim. Ama Abdullah çok açık göz, cingöz, çok zeki bir çocuk. Peygamberimize diyor ki, bana ne diyor? Bugüne kadar ne yapıyor idiysen, bugün de aynısını yapacaksın. Bizim Peygamberimiz ya, Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında 10 yaşında bir çocuk bunu söyleyecek özgüvene sahip. İfade özgürlüğüne sahip. Tabii bu 18 yaşına geldiğinde Bizans'ın üzerine gidecek bir özgüvene, kuvvete sahip olur. Hocam bitmedi ama bunu bir tamamlayayım. Peygamber Aleyhisselam artık mecbur kalıyor. Sütü Abdullah'a veriyor ama Abdullah az önce dediğim gibi biraz açık göz bir çocuk. Sütü bir dikiyor. Halid bin Velid'e hiçbir şey bırakmıyor. Yani bunu ashab-ı kiram görünce, o camide olan bütün insanlar, yani o havayı bir teneffüs edelim, anlamaya gayret edelim. Niye Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı çok seviyorlardı? İşte bu yüzden. Evet. Şimdi Ramazan ayındayız. Hani malumunuz Ramazan'ın içinde bir adam koşarak geliyor mescidin içine uzaktan.
helektü ya Resulallah, ben bittim, mahvoldum. Resulullah Aleyhisselam da ashabına sohbet ediyor. Hele gel bakalım, seni helak eden nedir? Geliyor, oruçluyken de ben diyor eşime yaklaştım. Oruç bozan bir fiil meydana geldi. Şimdi normalde bugün bir caminin içinde böyle bir şey düşünelim. Hocaya kalmadan cemaat üzerine çullanır, yüklenir falan, edepsiz vesaire dışarı atar. Hele gel otur bakalım. Bir köle azat edersin. Ya Resulallah, başıma ne geldiyse benim kölem yok ki diyor. Zaten ben köleyim. İşte iki ay peş peşe artı bir gün oruç tutarsın. Ya Resulallah, başıma ne geldiyse oruç yüzünden geldi. Ben bu kadar tutamam. Şimdi bu konuşmanın devamında yeter ya artık sen de peygamberin huzurunda ne söylesek yapamazsın deyip normalde azarlaması ve o salondan kovulması gündeme gelir. Ama Resulullah Aleyhisselam yine o eğitici tavrıyla, üstün ahlakıyla o zaman 60 fakiri doyur. Ya Resulallah, karnımı zor doyuruyorum. Ben nasıl başkalarını doyurayım? İşte Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz bir şöyle içinde iftariyelik olan bir yemek kutusu gibi bir şey. Al bunu götür, sadaka ver, Allah seni affetsin. Ya Resulallah, şu verdiğine, şu iki tepe arasında Medine'de benden daha muhtaç birini bilmiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğunuz gibi öyle hoşuna gidiyor ki hatta bedet en niyabu, azı dişleri görününceye kadar güldü. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bireysel sorunları olan insanların insanlara hoşgörüsü, kucaklaması, diğer gamlığı inanılmaz bir şey. Şimdi bu anlattıklarınıza bakınca nasıl sevmeyesin böyle bir insanı? Muhteşem bir insan. Biz böyle biraz insanız ya, ama uçuk kaçık bir şey anlatmayı ve anlamayı seviyoruz. Bizim bir hacca umreye gidiyoruz ya. Evet. Misafirlerimiz diyor ki hocam bizi bir ağlat diyor. Bir anlat da ağlayalım. Ya diyorum ki ümmeti Muhammed'in anası ağlamış ya. Doymadınız mı ağlamaya? Yani böyle Resulullah Aleyhisselam'ı anlatınca şimdi biz program başından beri gülüyoruz. Niye? Öyle bir peygamber anlatıyorsunuz ki gözlerimizin içi gülüyor. Ya ashabın da öyle aynı şekilde. Ama şimdi öyle bir yerleşik duygu var ki peygamberimizden anlatınca ağlayacağız, ızdırap, gözyaşı. Çağrı filmi çok güzel bir film. Evet. Ama sanki böyle Resulullah Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatı sadece savaşlarla geçmiş gibi bir izlenim de verdi. Oysa mesela bu sabah namazından sonraki maddelerin çoğunu hiçbirimiz bilmeyiz. Namazdan sonra mescidin içinde başınızdan komik bir şey geçti mi diye peygamberimizin ashabına sorup anlatması, dışarıdan biri görse mesela bugün olsa ya mescidin ruhuna uygun mu böyle bir şey falan tarzıdır. Biz Resulullah Aleyhisselam'ı tanımada mı eksiyiz hocam? Ya şöyle bir algımız var. Dediğiniz gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı biz seviyoruz ama peygamber imajı bizim zihin dünyamızda biraz insanüstü bir varlık gibi. Halbuki Peygamber Aleyhisselam da bizim gibi yiyen, içen, yürüyen, zorluklara tahammül eden bir insan. Yani bizim gibi bir insan. O yüzden zaten Rabbimiz onu bize örnek olarak koyuyor. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam melek olmuş olsaydı bizim için örnek olmazdı. Niye? İnsan olacak ki şeytanı ve nefsini dizginleyecek ki ben onu göreyim, o yapmış, başarmış, ben de onun gibi başarabilirim diyebileyim. İşte bak, bu açıdan baktığımız zaman hocam ben şunu söylüyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, kameraman benim alnımı göstersin. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bütün başarılarının arkasında bu var. Hocam bu var. Bütün başarıların arkasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın alın teri var. İki tane örnek vereceğim size. Bir yaşlıdan, bir küçük çocuktan. Hani gençlerle sözü açtığımız için. Bakın, insanlar çocuklar olduğu zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a getirmeye çok önem veriyorlar. Çocuklar doğduktan sonra şöyle bir iki haftalıkken. Getirmelerin birkaç sebebi var. Dört tane nedeni var. Getiriyorlar Peygamber Aleyhisselam. Bir, ezanını okusun. İki, ismini versin. Üç, dua etsin. Dört de tanik dediğimiz bir şey var. Peygamber Aleyhisselam hurmayı ağzına koyuyor. İyice onu böyle lap haline getiriyor. Çamurumsu.
Sonra ondan bir parça çocuğun ağzına koyuyor Hazreti Peygamber. Çocuk şimdi tatlıyı seviyor ya. Hı hı. Ya azizim, o çocuk ellerini ayaklarını böyle bir çırpmaya başlıyor. Düşünebiliyor musun? Peygamber Aleyhisselam bir şey yaparken hep etrafında insanlar var. Hı hı. O insanlar o sıcak ortamı, Peygamber Aleyhisselam o çocuğa böyle ikramda bulunmasını görüyorlar. Hem Hazreti Peygamber olan sevgileri artıyor, hem de Peygamber Aleyhisselam onları yine eğitiyor. Ama bir şey var, esas söylemek istediğim şey o. Bu dört işlemi yapıyor Hazreti Peygamber. Bununla ilgili rivayetleri bir araya getirdiğimiz zaman Erkan Hocam, çok ilginç bir şey diyeceğim size. Getirilen çocukların hepsi Hazreti Peygamber işiyor ya. Şişliyor. Aa. Çünkü o zaman altında bez yok, pet yok, bir şey yok. Ve anne baba koca peygamberi yavrumuz şişledi diye o kadar mahcup oluyorlar ki bir kısmı hemen böyle çocuğu almak istiyorlar. Ama senin ve benim peygamberim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz asla çocuğun kucağından alınmasına müsaade etmiyor. Bitirsin. Bitirsin diyor. Çocukla ilgili o işlemleri bitirdikten sonra Hazreti Peygamber çocuğu öpüp koklayıp herkese de mesaj verdikten sonra bana biraz su getirin diyor Hazreti Peygamber. Siz devamlı Arabistan'a giden bir insansınız. Havanın en ılıman olduğu vakitte 40 derece. Hı hı. Suyu döküyor Hazreti Peygamber, bir ovuşturuyor oraya. Zaten 2 dakika sonra bir şey kalmıyor. Ama o insanlar oradan verilen mesajlar çok önemli. Hı hı. Ondan sonra o insanlar, o çocukların anneleri, babaları, yakın akrabaları, gençler Peygamber Aleyhisselam'la aralarında bu tabi halinden dolayı müthiş bir ünsiyet peyda ediyor. Hele şu anlatacağım şey mesela, siz az önce camiden örnek verdiniz. Adam mesela camiye geliyor. Camide çok affedersiniz, bizim büyüklerin bir sözü var. İlimde ağır olmaz, ağrıdan behrudar olmaz diye. Yani ilim bir şeyi konuşmaya gerektiriyorsa edep sınırları içerisinde onu anlatabilirsiniz. Adam geliyor camide idrarını yapıyor. Ne kadar aykırı değil mi? Hı hı. Ama bu bir başka açıdan çok ibretlik bir şeydir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eğittiği insanları, bunları dünyayı fetheden fatihler konumuna getirmesi. Ama, yani bu bir bedevi. Bedevi. Cami, o mescidi bilmiyor. Henüz Müslüman değil, değil mi? Şeyi bilmiyor. Ahlaki açıdan insanların toplandığı şeyi bir yere. Evet, bilmiyor şeyi. Ama burada bir şey var Erkan Hocam. O insan o camide o idrarını yapmaya başlayınca sahabe-i kiram acayip kızıyor tabii haliyle. Ama Hazreti Peygamber ne diyor? Bırakın diyor. Bırakın. Ondan sonra adam ihtiyacını giderdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam onu yanına davet ediyor. Ona çok tatlı bir dille nasihatte bulunuyor. Tatlı bir dille. Ona diyor ki burayı biz diyor ibadet yapmak için inşa ettik. İşte böyle ihtiyacın olduğu zaman onu dışarıda uygun yerler var. Oralarda bu ihtiyacını görebilirsin. Burası Allah'a ibadet etmek için tahsis edilmiştir. Buna dikkat edelim diyor. Hmm. Sonra ashabına diyor ki Hazreti Peygamber bir kova su getirin, dökün. Toprak zaten, kum. Alt üst yapın. Evet. Olay bitti. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam o adamı fırçalasaydı utanmıyor musun? Çok affedersiniz. Koca adamsın, geliyorsun Allah'ın evinde bunu yapıyorsun deseydi o insan büyük ihtimalle bir daha camiye gelmezdi. İkinci olarak da o insanın akrabaları da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a en azından kalben biraz kırılırdı. Ama böyle bir şey yok Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında. Dolayısıyla buradan biz şunu anlıyoruz. Başka örnekler de çok fazla örnek var tabii Aleyhisselatü Vesselam hayatında ama. Hı hı. Hocam bir şeyi sevdirmek istiyorsan özellikle zamanımızın gençlerine sevdirmek istiyorsanız önce kendiniz bu anlatmış olduğunuz veya anlatmak istediğiniz şeyi kendi hayatında bir yaşaman gerekiyor. Hı hı. Bizim bir tane din kültür hocamız var. İsmini de verelim isterseniz. Burada Feyzullah Kıyıklık abimiz. Bilirsiniz eski başkanlarımızdan. O ilginç bir şey anlatmıştı bana. Dedi ki benim ilk tayinim Galatasaray Lisesi'ne çıktı. Din kültürü hocası olarak. Gittim diyor, kaydımı yaptırdım. Ondan sonra öğretmenler odasına geçtim. Tanışacağız öğretmenlerle. Büyük bir salon. Şöyle masanın kenarına oturdum, şöyle büzüldüm. Bir taraftan da düşünüyorum. Ben, kendisi biliyorsunuz Çorumlu. Hı hı. Ben diyor Feyzullah. Galatasaray Lisesi, ben burada nasıl öğretmenlik yapacağım? Bir taraftan tartıyorum böyle. Öyle otururken bir tane yaşlı öğretmen benim yanıma geldi. Evladım dedi, sen herhalde dedi yeni öğretmensin dedi. Evet efendim, ben yeni öğretmenim. Zaten oturuşundan belli oluyor dedi. Ne branşına geldim? Din kültürüne. Sana bir tavsiyede bulunacağım. Bunu yaparsan burada başarılı olursun. Bana dedi ki, önce kendini sevdir, ders peşinden gelir. Hocam şu cümleyi ben her yerde kullanıyorum.
önce kendini sevdir, ders peşinden gelir. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu başarısının arkasından bunu besleyen şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şahsiyetidir. Bakın az önce dediğimiz o tuvalette o şekil tuvalet yapan insan öyle bir konuma geldi ki bunlar Erkan Hocam. Hı hı. Bu insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sadece 18 yıl geçtikten sonra bu insanlar Tunus'a kadar Kuzey Afrika'yı fethettiler. Hı hı. Sudan'a kadar Orta Afrika'yı fethettiler. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Irak'ı ve Suriye'yi fethettiler. Hazreti Osman Efendimiz zamanında ilk deniz donanmasını kurarak Hazreti Muaviye'nin komutasında Kıbrıs adasını savaş olmaksızın fethettiler. Yetmez dediler. Diyarbakır'dan bir girdiler. Diyarbakırlı kardeşlerimiz bilir, orada Hazreti Süleyman Camisi var. Caminin altında 27 tane ismi bilinmeyen sahabi yatıyor. Diyarbakır'da ya. Diyarbakır'dan bir girdiler. Malatya'dan devam ederek bugünkü Batum'dan çıktı bu insanlar. Yine yetmez dediler. İran'ın 1/4'ünü Hazreti Osman Efendimiz zamanında fethettiler. Hı hı. Azerbaycan'a gittiler. Yine yetmez dediler. Türkmenistan ve Özbekistan'a gittiler. Siz çok iyi bilirsiniz. Özbekistan'da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Kusem bin Abbas yatıyor. Evet. Biz şimdi Ebu Ayyub El Ensari nasıl seviyorsak, evet, Özbek kardeşlerimiz de onu o derece seviyorlar. Hep onu ziyaret ediyorlar. Şah-ı Zinde, yaşayan sultan diyorlar. Evet. Hocam sözünüzü kesmeyeyim ama o çok önemli bir şey. Medine nereye? Mesela Semerkant neresi? İnşallah Ramazan bayramından sonra turumuz var, oraya gideceğiz 23 Nisan'da. Şimdi görünce orayı çok hayret ettim. Şimdi Özbekistan topraklarının üzerinden birçok karanlık günler geçti. Çarlık dönemi, komünist dönem vesaire. Ama böyle bir şehit kanı, bir sahabe kabri, böyle mübarek bir insanın kabri olunca sanki tohum gibi orada. Üzerinden ne kadar zor gün geçerse geçsin, böyle yoğun kış şartları, o baharın güneşini gördüğü anda filizleniyor. O Kusem bin Abbas'ın orada oluşu bambaşka bir yere taşımış. Ashab-ı kiram cazibe merkezi oluyor. Yani İstanbul'da aynı değil mi? Erzurum'a da gelmişler hocam. Hazreti Ömer döneminde. Evet. İlk Erzurum'un sınırlarına kadar geliş ta o dönemler olmuş. Yani bu coğrafya, bu insanların yani o seviyeden, ta bizim anlamamız gereken şey şudur. Ya benim peygamberim Aleyhisselatü Vesselam bu insanlara nasıl bir ruh üflemiş? Hı hı. Hocam bunlara nasıl bir ruh üflemiş ya? Şimdi Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince Erkan Hocam, bu Mekkeli müşrikler bizi burada rahat bırakmazlar. Yine hı hı, bize burada saldırırlar. Biz bu şehri savunma durumunda kalacak olursak ne kadar bizim insanımız var? Hı hı. Yani kaç kişiyi cepheye gönderebiliriz? Bir nüfus sayımı yaptırıyor Hazreti Peygamber. 1500 civarında bir rakam çıkıyor ortaya. Bunların da 500 civarında olanı savaşabilecek durumda. İlk başlarda. 1500 Mekke'den hicret edenler hepsi dahil mi? Hepsi dahil. İlk Müslümanlar Medine'de 1500 kişi. 1500. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de hicret ettiği zaman tarihçilerin tahminine göre 29-30 bin civarında bir rakamdan bahsediliyor. Ama ilk başta 1500. Toplam nüfus mu? Medine'nin merkezi ama. Yanlar değil. Yahudi kabileleri var. Şimdi şöyle. Hazreti Peygamber bu 1500 rakamını verdiğim zamandaki sayıları veriyorum. 4000 Yahudi. Evet. Yahudiler kalabalık. 2500 müşrik. Hı hı. 4-5 tane de Hristiyan aile. Tabii kalabalık olanlar Yahudiler. 3 tane büyük kabile var bildiğiniz gibi. Hı-hı. Ama rahat durmadıkları için onlara gereğini yapmıştır Hazreti Peygamber. Ve geri kalan 2500 müşrik, 4-5 tane de Hristiyanlardan az. Yani, 1500 Müslüman, 4000 Yahudi, işte az Hristiyan, 2500 civarı müşrik Araplar var. Ama Resulullah Aleyhisselam orada ilk anayasayı yapıyor ve dikdörtgen bir masanın başına oturup beraber bir yaşama kültürü oluşturuyor ama son sözü kendi söylüyor değil evet mi? İşte burada demek istediğim, bu 1500 kişi içerisinde ikinci emir veriyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Ya bunlar içerisinde bizim okur yazar kaç tane insanımız var? Çünkü Erkan Hocam, Peygamber Aleyhisselam inen ayetleri yazdırmak için, bir de İslami davet için hep mektuplar yazmaya başladığı, hı-hı, için yazar insana çok fazla ihtiyacı oluyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam topluyor işte, gelen rakam 15. Şimdi diyeceğim şey şu.
1500 kişilik toplumda okuru yazar olan insan sayısı sadece 15 ama sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir okuma yazma seferberliği başlatıyor. Hı hı. Sadece vahiy katibi olarak görevlendirmiş olduğu insan sayısı 43'e çıkıyor. Hmm. Ya bu da büyük bir ferasettir Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yani düşünebiliyor musunuz? Medine'ye gittin, ilk yaptığı şey cami, ikinci yaptığı şey okul açmaktır Peygamber Aleyhisselam'ın. Şimdi ama burada demek istediğim şey şu. Ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu insanlara, çoğu da genç olan bu insanlara nasıl bir ruh üflemiş ki bu insanlar öyle bir konuma gelmişler ki dünyayı fetheden, İslam'ın güzelliklerini her tarafa ulaştıran mübareklere dönüşmüşler. Hı hı. İşte burada asıl olan şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyetidir. Hı hı. Sizin de bildiğiniz bir isim söyleyeceğim. 1996 yılında vefat eden Muhammed Gazali var, Mısırlı. Eyvallah hocam. Büyük davetçi. Bununla reklama gideceğiz. Tamam. O diyordu ki rahmetli, Peygamber Aleyhisselam yürüyen bir tefsir idi. Kur'an ayetleri nasıl anlaşılması gerektiğini öğrenmek istiyorsan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bakacaksın. Biz de Aleyhisselam hayatta olmadığı için onu bırakmış olduğu mirasa bakmak durumundayız. Ve aradığımız her şey orada var. Eyvallah hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamdan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'de yabancı dil öğrenmekle görevlendirdiği gençleri soracağım. Hazreti Ali'yi konuşmadan olmaz. La fete illa Ali ya da la şabbe illa Ali'in ve la seyfe illa Zülfikar. Ali'den başka delikanlı, Zülfikar'dan başka kılıç yok. Evet. Gençleri konuşup Hazreti Ali'yi söz etmezsek eksik kalır. Resulullah Aleyhisselam'ın gençlerle münasebetinden birkaç da böyle somut örnek üzerine konuşuruz inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi hadisçi Profesör Doktor Enbiya Yıldırım hocamla Resulullah Aleyhisselam'ın gençlerle olan münasebeti özelinde sohbet ediyoruz. Kısa ara vereceğiz. Yoğunlaşarak, yükselerek devam edeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Bir yandan bakıyorum hocam, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan herkes izliyor. Selamlar gönderiyor. Adana'dan Adem Hayta, Trabzon'dan Hatice Hanım, Hasan Bey, Hollanda'dan Ramazan kardeşim selamlar sunuyorlar. Selam. Evet, bugün hadi telefonlara bakmaya başladım. Bakalım kimler izliyor. İlker Albay, jandarma komutanımız. Selamlar, hürmetler. Kudüs'ten izleniyoruz. Maşallah. Hocam, herkese selamlar inşallah. İbrahim Benidan diyor, hocam hatimleri hatırlatır mısın? Evet, inşallah Arefe günü hatim duası yapacağız Allah nasip ederse. Kıymetli hocam, herkes izliyor. Herkese maşallah. Selamlar inşallah. İnşallah Hazreti Peygamber'i biraz daha fazla sevdirebiliyoruz. İnşallah. Şimdi Allah selametlik versin. Doktor Nevzat Demir, benim çok kıymetli dostum, abim. Böyle Resulullah Aleyhisselam üzerine sohbet ederken biz zaman zaman Kur'an üzerine böyle Kur'an okur, tefsir eder, sohbet ederiz. Der ki, Allah dinin son temsilini bir ticaret kentinde tacir bir peygamber üzerinden tebliğ etti. Dolayısıyla İslam bir şehir dini. Geldiği şehrin sorunlarını çözme, bir medeniyet inşa etme iddiası vardı. Dolayısıyla böyle bir büyük bir mücadeleye kadrosuz giremezsiniz. İnsan yetiştirmeden yapamazsınız değil mi? Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam 632'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Refik-i Âlâ'ya yürüdü. 732'de 100 sene sonra Fransa'da Puvatya'daydık. Değil mi? Portekiz, İspanya, Kuzey Afrika, Orta Asya, her yer. Elbette bunu yetiştirdiği insanlarla yaptı. İnsan yetiştirme bir peygamber sanatı desek herhalde abartmış olmayız. Medine'ye geldiğinde dediniz ya bir okuma yazma seferberliği başlattı. Orada bir Zeyd bin Sabit de o gençlerden bir tanesi. Ona bir böyle yabancı dil öğretme şeyi de var değil mi hocam? Bir ondan biraz bahsedebilir Şimdi, miyiz? Şimdi Zeyd bin Sabit Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir nevi sekreterlik işlerini gören sahabilerden bir tanesi. O kadar yakın. Özel kalemi gibi. Özel kalem. Özel kalem daha güzel oldu. Tabii çok zeki de bir insan. Tabii Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bulunmuş olduğu coğrafya... Ben şimdi telefondan kimler izliyor dedim ya. Ben kapattım abi. Hayır, evet. Sizin izleyenler de diyor ki biz de izliyoruz diyor, onun için haber verelim evet. diye.
Evet. Şimdi bulunmuş olduğu coğrafya. Faruk Çelik, Faruk abi. Faruk abi izliyorsa daha özel dikkatli şey yapacağız inşallah. Bir entelektüel birikimi vardır. Evet. Selam ve hürmetler. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam yaşamış olduğu coğrafya farklı dillerin konuşulmuş olduğu bir coğrafya olduğu için Aramca, Süryanca, İbranca. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da sonuçta İslam'ın mesajını bütün bu coğrafyaya, bütün dünyaya iletmek istediğinden dolayı dil bilen insanlara ihtiyacı oluyordu. Zaman zaman da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a dışarıdan bazı insanlar geliyordu. Yani Arapça konuşmayan. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan, İslam'dan, Kur'an'dan bilgi almak için. Peygamber Aleyhisselam bu zorunluluğu gördüğünden dolayı bazı insanları, başta Zeyd bin Sabit olmak üzere çok zeki bir delikanlı yalnız. Çok zeki bir delikanlı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona iki tane dili öğrenmesini söylüyor. Biri Süryancadır, ikincisi de İbrancadır. Ya, yani Resulullah Aleyhisselam özel kalemi gibi nitelendirebileceğimiz genç bir sahabi ve yetim bildiğim kadarıyla değil mi? Onu İbranice ve Süryanca. Süryanice öğrenmekle görevlendiriyor. Evet. İşte bu nasıl bir stratejik bir şey değil mi? Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın okula gitmeyen, eğitimden geçmeyen bir insan olduğunu da bu arada unutmayalım. Evet. Yani o derece ki bakın, Hazreti Peygamber Aleyhisselam mecbur kaldığı için bir Bedir Savaşı'nı yapmak zorunda kalıyor Peygamberimiz. Peygamberimizin katılmış olduğu savaşların hiçbir tanesi kendi isteğiyle olan savaşlar değildir. Hep mecbur kalmış olduğu savaşlardır. Bu yaşamış olduğu savaşlardan bir tanesi de Bedir Savaşı'dır. Burada ele geçirilen esirlerin serbest bırakılması için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sunduğu birinci şart şudur. Kardeşim okuma yazman var mı? Var. 10 tane insana bizden okuma yazmayı öğret, seni gönderelim. Cebinden de bir şey almayacağız. Ailenden de bir şey istemiyoruz. Bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne kadar ufuk sahibi bir insan olduğunu, feraset sahibi bir insan olduğunu buradan anlayabiliriz. Yani bütün bu kazanımların arkasında esasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam dünyayı okuması, insanı okuması, en önemlisi de başta gençler olmak üzere insana nasıl yaklaşması gerektiğini bilmesi. Ama bunu bir sanatsal, böyle bir tiyatral şekilde değil de tabii az önce siz ifade ettiniz. Peygamber Aleyhisselam tabii fıtri bir insiyak ile yapmış olduğu bir yaklaşım tarzıdır bu, kucaklamasıdır. Ya şöyle bir peygamber, bir örnek vereyim sana hocam. Zahir diye bir adam var. Zahir. Bu adam köyde yaşıyor. Köy ürünlerinden bir şeyler yapıyor. Sütlü, şudur, budur. Bunları getiriyor Medine'de, pazarda satıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sinde de pazar Mescid-i Nebevi'nin yanında kuruluyor. Evet. Boş bir alan. Getiriyor ürünlerini, burada satıyor bu. Ve karşılığında da Medine pazarından bir şeyler satın alıyor. Yani köy ürünleri getiriyor. Medine'den de işte kumaştı, şudur, budur, ne ihtiyacı varsa onları satın alıyor. Değiş tokuş yapıyor bir nevi. Şimdi Hazreti Peygamber de bunu çok seviyor. Ondan alışveriş yapıyor. Hatta onunla ilgili kullanmış olduğu bir söz var Aleyhisselam'ın. Diyor ki, Zahir bizim köyümüzdür. Biz de onun şehriyiz. Ya. Yani şu, köy ürünlerini bize getiriyor. Biz ihtiyacımızı karşılıyoruz. O da bizden alıyor. Köyüne götürüyor. O da şehir ihtiyaçlarını bizden görüyor. Bir gün bu Zahir tezgah kurmuş azim. Satış yapıyor. Bakın Hazreti Peygamber'in insan kazanma sanatı. Hazreti Peygamber orada öyle ilgilenirken tezgahla arkadan geliyor. Bunun gözlerini kapatıyor Peygamberimiz şöyle. Sonra bunu bir kucaklıyor böyle. Kaldırıyor arkadan. Seni ben kaldırdım ama sen benden biraz kilo olursun. Şu kaldırıyor onu Hazreti Peygamber. Sonra bağırıyor Peygamberimiz. Bir kölem var. Bu kölemi satın almak isteyen var mı? Bu Zahir biraz da böyle yakışıklı bir insan değil. Tabii Hazreti Peygamber Aleyhisselam sesinden tanıdığı için diyor ki, ya Resulallah beni satacaksın ama diyor, ben çirkin bir adamım diyor. Beni kimse almaz diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona dediği bir söz var. Diyor ki, Zahir senin gönlün o kadar güzelliği var ki o dış şeyi görünüm hiçbir önemi yoktur. Allah katında inşallah güzel bir insansın. Ya. Hocam şimdi bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam pazarda yapıyor. Herkes Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sıradan bir köylü diyebiliriz ona. Ona yaklaşımını görüyor ve insana nasıl yaklaşılması gerektiğini Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın örnekliğinde müşahede ediyorlar. Ya hocam, ya bu sohbeti daha fazla devam ettiremeyeceğim. Niye biliyor musun? Sizin anlattığınız peygamberle bizim yaşantımız hiçbirine uymuyor. Bir yerden tuttururuz diye düşünüyorum ama hiçbiri tutmuyor. Yani bir örnek anlatıyorsunuz, diyorum ki tamam, bu örnekten biraz yaklaşmış olabiliriz.
Ama bir başka örnek anlatıyorsunuz. Ya biz yani kendi İslam'a yaklaşımımıza bakıyorum. Medine'ye gelip Süryanice ve İbranice öğretiyor insanları. Bu kadar stratejik düşünüyor. İşte mescitte şakalaşıyor insanlarla. Ama bir vakar ve ciddiyeti var. Pazarda gidiyor. Evet. Herkesin dışarıdan geldiği için belki hakir görebileceği biriyle böyle şakalaşıyor. Kendisiyle de şakalaşılıyor. Yani, ya biz bugün böyle bir peygamber söylesek bilmiyorum ne olur yani. Vallahi hani bize, sizin anlattığınız peygamber aleyhissalatü vesselamla bizim bugünkü standartlarımıza baktığımızda biz ne kadar uzaklaşmışız bundan. Ya mesela şu anda bu kadar diyelim din eğitimi alan, veren vesaire ama işte eğitim, din eğitimimiz var, iktisat bilgimiz yok. İşte zekatla ilgili şey geldiğinde zorlanıyoruz. İnsanlar soruyor, hayatlarını bilmiyoruz. Yabancı dilimiz yok, dini biliyoruz. Dışarıdan 35 milyon turist geliyor. Ona şöyle dinini derinlikleriyle beraber anlatabilecek yabancı dilimiz yok. Diyelim hani akademik düzeyde belki var. Çok iyi dünyayı bilenler dini bilmiyor. Dini bilen dünyayı bilmiyor. Nasıl uzaklaşmışız değil mi şeyden, özden? İşte ama burada bizim kendi kendimize önce bir suçlamamız gerekiyor. Mesela hani genç kuşakla ilgili olarak böyle dertlenmelerimiz oluyor değil mi işte? Dini değerlerimizi öğretme noktasında zayıf kalıyoruz, başaramıyoruz vesaire. Ama öncelikle biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor muyuz? Bunu kendimize bir sormamız gerekiyor. Yani yaşamış olduğumuz şu dönemde insanları sokaktan geçen bir insanı karşına alıp ona İslam'ı anlatmak mümkün değil artık. Hı-hı. İnsanlar zaman da yok, dinlemez de sizi. Ama elimizde bir imkan var. O da nedir? Dini hassasiyeti olan, Kur'an ve sünnet aşığı olan bizim gibi, sizin gibi insanlar, bizi seyreden kardeşlerimiz, hepimiz öyleyiz de. Ama bunu daha fazla yoğun hisseden kardeşlerimizin İslam'ın o güzelliklerini Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle karşımızdaki insanlara sunmamızdır. Bunu yapabilirsek, Balkanlar hocam nasıl Müslüman oldu? Bilirsiniz. Balkanlar Osmanlı'yı İslamlaştırmadan önce, İslam fethetmeden önce sınır boylarına tekkeler kurmuştur. Berkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri diye bir makalesi var. Onu aziz seyircilerimizin okumalarını tavsiye ederim. 30 sayfalık bir makale. Orada diyor ki hocam, Osmanlı diyor fethetmeyi düşündüğü sınır boylarına önce diyor tekkeler kurardı diyor. Ama bu tekkelerdeki sufiler nasıl? Kur'an ve sünneti hayatlarına şiar edinmişler. Dürüst, ağızlarından kötü söz çıkmayan güzel insanlar. Şimdi eskiden sınırlarda çukurlar, bordürler, teller, duvarlar, şunlar bunlar olmadığı için bu sufiler Bulgar köylüleriyle mesela alışverişe başlarlar. Yardımlaşma, bir şeyler alıp isteme, verme. Bir müddet sonra bu Bulgarlar bakarlar ki ya bu Osmanlı hiç bize benzemiyor. Bunlar güzel insanlar, yardıma çağırdığın zaman geliyorlar, ağızlarından kötü söz çıkmıyor, paylaşımcı. Ve onlarda şu kanaat oluşuyor, Osmanlı ile birlikte yaşanır. Sonra bu ilk sıra köyleri edinmiş oldukları bu tecrübeyi arka köylere aktarırlar. Arka köy arka köylere o coğrafya zaten fiziki fethe hazır hale gelir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey İslam'ın güzelliklerini şahsımızda özellikle yaşamak suretiyle öğretmen isek öğretmen. Ve herhangi bir din görevlisi isek din görevlisi olarak veyahut da dindar bir iş adamı veya başka bir işle meşgul olan insan olarak önce bu güzellikleri şahsımıza, karşımızdaki insanlara sunmaya, örnek olmaya gayret etmemiz lazım. Hocam, sadece size değil, izleyicilerimize de, buradaki orkestraya da sorayım. Şimdi bir insan, her şeyin en güzelinin kendinde olmasını ister ve sever değil mi? En iyi araba benim olsun, en iyi ev benim olsun, benim takım kazansın. Herkes en iyisini istiyor. En iyisi bende olmasın dediğimiz bir tane konu var. Nedir? Sence? En iyi hep bizde olsun. Ama bir şey var ki gönülden en iyi bizde değil, başkasında olsun istediğimiz bir konu var. Nedir? Ahlak. Hepimiz başkasının en dürüst olmasını istiyoruz. En ahlaklı olmasını istiyoruz. Hiç yalan söylemesin, güvenilir olsun, çalmasın, çırpmasın. Ama şunu düşünmüyoruz.
Başkası da bizim öyle olmamızı istiyor. Ahlak, hani bir söz var ya, herkes başkasının putuna İbrahim, kendi putuna Nemrut. Evet. Başkalarının şeytanlarını taşlamak çok keyifli bir iş. Cihat Allah yolunda. Ama iş kendini düzeltme, öz eleştiri, eleştirel düşünceye geldiği zaman geride kalıyor. Malumunuz Endonezya'nın Müslüman olması da aynen Balkanlardaki gibi, bir Müslüman tüccar gidiyor oraya, bir kumaş dükkanı açıyor. Bir gün geliyor birisi orada alışveriş yapıyor. Dükkan sahibi yok orada Müslüman. Çalışan var, çırağı var. Dükkana geldiği zaman çırağı diyor ki, çok iyi bir satış yaptım diyor. Şuradan kumaş sattım. Paraya bir bakıyor. Bu para fazla diyor. Diyor ki müşteriyi yakaladım diyor. Fırsatını buldum diyor. İki katına sattım diyor. Olmaz diyor, bu helal değil diyor. Bizim buraya koyduğumuz bir fiyat var. Sen müşterinin safiyetinden faydalanmışsın. Git diyor, bu adamı bul, geri getir. Şaşırıyor tabii çırak. Gidiyor adamı getiriyor. Diyor ki hakkını helal et diyor. Kusura bakma. Bizim çırak bilememiş, fiyatı yanlış söylemiş, fazla paranızı almışız. Lütfen bunu alın deyince, tabii o zamana kadar hiç görmediği bir şey. Yani almış ama gitmiş hemen anlatmış. Dilden dile dolaşmış, sonra hükümdara ulaşmış. Hükümdar bu esnafı çağırmış. Demiş ki ya hele bir hikaye bir de sen anlat, niye böyle yaptın? Biz Müslümanız demiş. Dolayısıyla bizde haral, helal hassasiyeti var. Biz gözümüz filtreli, kulağımız, dilimiz filtrelidir. Biz her şeyi yemez, her şeye bakmaz, her şeyi söylemez, her şeyi duymayız. Dolayısıyla ben demiş helal rızkıma alın terime niye haram karıştırayım deyince ilgisini çekmiş hükümdarın. Demiş ki bu bizim ahlak ve inanç sistemlerimizin çok dışında bir şey. O zaman araştıralım demişler. Koşkoca Endonezya böyle Müslüman olmuş. Resulullah Aleyhisselam'ın da değil mi ahlakı en bariz vasfımeyiz. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tabii ki Kur'an'ın rehberliğinde o sergilemiş olduğu yaşantıyla, o haliyle esasında insanları etkilemiştir. Bir taraftan anlatıyor ama insanlar şöyle bakıyorlar Hazreti Peygamber'e. Ya bu Peygamber Aleyhisselam Kur'an'da ne emrediliyorsa yapılsın diye hepsini hayatında uyguluyor. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de ne yasaklanıyorsa hiçbir onun hayatında yok. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size hocam. Batılı müsteşrikler mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını kendilerine göre ispat etmek için pek çok çalışmalar yaptılar. Hı. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle ilgili bir tane ufak bir gedik bulamadılar. Hı. Bulamadılar. Ben hatta öğrencilere şunu diyorum, çocuklar diyorum. Peygamberimizin peygamber olduğunu anlamanın yollarından bir tanesi de Batılıların Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili yazmış oldukları kitapları okumaktan geçer. Çünkü onlar hasım gözüyle baktıkları için, eksik aradıkları için bulamayınca oradan bile anlayabilirsin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının ve peygamberliğinin güzelliğini. Dolayısıyla bütün güzellikler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi hayatında topladığı için de etrafındaki olan insanları etkilemiştir. Tabii bir hali var Peygamber Aleyhisselam. Yapmacık değil hocam. Yeri geldiği zaman ağlayan bir insandır ya. Hı hı. Hatırlayalım şimdi. Oğlu İbrahim Hazreti Peygamber süt anneye vermiştir Medine'nin dışında. Belki seyircilerimiz bilmeyebilir. Arap Yarımadası'nda o dönemlerde çocuklar daha iyi bir ortamda, hı hı, daha iyi beslensin. Bir de oralarda fasih Arapça konuşulduğu için çocuklar o dili kapsınlar diye çocuklar oraya gönderiyorlar. Süt anneye gidiyor Hazreti İbrahim Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu. Sonra 18 aylıkken rahatsızlanıyor. Kadıncağız hemen haber ediyor Peygamber Aleyhisselam'a. Koşsun gelsin, bu çocukta bir durum var. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e haber ediyorlar. Hazreti Peygamber hemen birkaç arkadaşını alıyor. Gidiyor çocuğu kucağına alıyor. Enes bin Malik anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam kucağına aldı diyor, çocuğunu böyle salladı. Bir babayı düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber, bir baba ama aynı zamanda. Onu öptü, kokladı. Ama çocuk rahmetli oluyor. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu çocuğu kabre indiren kendisidir. Gözlerine yaşlar dökülünce sahabe-i kiramdan bir tanesi diyor ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun diyor. Peygamber Aleyhisselam ona güzel bir cevap var. İnne kalbe yahzen vel ayne tedma. Biz de insanız. Bizim de kalbimiz hüzünlenir. Bizler de gözyaşı dökeriz. Ve inna bi firakile mahzunun ya İbrahim. Ey İbrahim, seni kaybettiğimiz için çok üzgünüm diyor Hazreti Peygamber. Yani gülmede de Hazreti Peygamber Aleyhisselam
ağlarken de bir insan olarak, ama bir şey var hocam. O dini çizmiş olduğu bir sınır var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da o aşırılığı hiçbir zaman göremeyiz. Hı hı. Yani mesela çocuğumu kaybettim, kendimi paralıya, veyahut da bir şey elime geçti, dünyalık bir şey, iyice şımarayım. Böyle bir şey Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında görmemiz mümkün değil. O da asabını etkilemiştir. Hep gençlerden gidiyoruz ya, zamanımız var mı hocam? Ne kadar zaman? Ben biraz fazla konuşkanım. Estağfurullah, evet. Estağfurullah. Biraz daha var hocam, konuşuyoruz ama Hazreti Ali'yi unutmayalım. Hazreti Ali'yi unutmayalım. Hazreti gençlerden konuşup Hazreti Ali'den bahsetmezsek eksik kalırız. Ya Hazreti Ali, Peygamber Aleyhisselam'ın hani özel kalemi dedik ya. Evet. Esasında özel kalemlerin başı oluyor mu? Öyle bir makam var mı? Doğru, baş evet, özel kalem. Evet. Yoksa da şu anda ihtas ediyoruz. Evet. Baş özel kalem miydi? Çünkü yanında büyüyen, evet, yanında yetişen biri değil mi? Şimdi çocuklardan ilk İslam'ı kabul eden Hazreti Ali'dir. Ve canını Hazreti Peygamber için feda etmeye hazır olan bir insandır. Aleyhissalatü vesselam hicret yolculuğundan çıkacağı zaman yatağına kimi bıraktı? Hazreti Ali. O adamlar içeri dalıp Hazreti Peygamber diye Hazreti Ali'yi katledebilirler miydi? Doğru. Bu büyük bir fedakarlıktır. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın damadı olmuştur. Amcasının oğlu olmasına rağmen bir şey daha var. Bunu belki seyircilerimiz bilmeyebilir. Hazreti Ali'nin künyesi Ebu Turab'tır. Yani topraklı. Neden? Topraklı. Ona bu künyeyi takan da Hazreti Peygamber'dir. Niye? Vesselam. Bir gün onu arıyor Hazreti Peygamber. Evde yok. Nerede Hazreti Fatıma Esru? Evde değil diyor. Soruyor sağa sola. Falanca yerde hurma dallarını sermiş, yapraklarını. Onlar üzerinde uyuyor Hazreti Ali. Peygamber Aleyhisselam ona diyor, kalk diyor. Tabi toprağa bulandığı için ayağa kalkıyor. Yüz bez, her taraf böyle şey olmuş, topraklı olmuş. Ya böyle peygamberim ne kadar güzel bir insan. Ona Ebu Turab künyesini takıyor ve üstünü temizlemesine Hazreti Peygamber Aleyhisselam yardım ediyor orada. Şimdi bütün bunlar bir araya getirdiğimiz zaman, başka örnekler de var tabi. Getirdiğimiz zaman. Evet. Hazreti Ali ile ilgili hocam şey var, malum Safa Tepesi'nde. Ve envir aşiretekel akrabin, yakınlarından başlayarak insanları uyar ayeti gelince Resulullah Aleyhisselam topluyor Safa Tepesi'ne, onları İslam'a davet ediyor. İşte ben size Allah'ın peygamberiyim, bu davamda bana destek olur musunuz? Ama hiç kimse o gün destek olmuyor. Hatta Ebu Leheb'in iki oğlu peygamberimizin iki kızıyla sözlü. Akşamında nişanı dağıtıyorlar. İşte kimse Peygamber Efendimiz'e o gün destek olmayınca Hazreti Ali de küçük bir çocuk ve su dağıtıyor ona. Atıyor elinden su kabını, kaldırıyor elini. Ya Resulallah, yaşadığım sürece ben sana destek olacağım diyor. Ali Şerati'nin çok güzel bir benzetmesi var, diyor ki o gün küçük elle büyük el birleşti ve insanlık tarihine yön verdiler. Şimdi sizin bu anlattıklarınızdan görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselam küçük ellerle büyük elleri birleştirmiş, böyle bir medeniyet inşa etmiş. Mesela Mekke'de de değil mi, valilik görevi verdiği diğer müezzin, imam, bunlardan da böyle genç olanlar var değil mi? Ya çok ilginçtir. Ebu Mahzure diye bir, hatırlattınız madem. Hı-hı. Ebu Mahzure diye bir delikanlı var. Peygamber Aleyhisselam Hicri 8'de Mekke'yi fethedince Mekke'nin bitişindeki bir kabilede olaylar oluyor. Vurdu kırdı, hı-hı, olaylar oluyor. Tabi aşiret sistemi olduğu için de kimse laf dinlemiyorlar. Haber ediyorlar ta Medine'ye. Ya Resulallah, burada olaylar iyice çığırından çıktı. Bu işi çözse çözse sen çözersin. Koca Peygamber Aleyhisselam yanına 10 tane arkadaşını alarak, hocam Medine'den Mekke'ye uğramadan o kabileye gidiyor. 435 kilometre değil mi hocam? Evet. Yani insanımız bunu da düşünmesi lazım. Hazreti Peygamber bir kabiledeki problemi çözmek için o kadar yolu o günün şartlarında 435 kilometreyi aşıp kabileye gidiyor. Onlara nasihat ediyor. Problemi çözüyor. Dönerlerken yine Mekke'ye girmeden aynı yoldan dönerlerken Mekke'yi geçince biraz vakitin böyle öğle vaktinin girmesine az bir zaman var. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki burada oturalım, dinlenelim, namazı burada eda edeceğiz. Hı hı. Peygamberimizin bir özelliği var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında bir kere olsun farz namazı kendi başına kılmamıştır. Hı hı. Yok böyle bir şey. Medine'de ise hocam camide imamdır. Medine'nin dışında arkadaşlarla herhangi bir sefere gittiyse yine onlara imamdır. Cemaat yapar Hazreti Peygamber. Oraya oturuyorlar. Hocam kıssayı bozmayacağım da, tamam, ona devam edeceğiz. Peki Resulullah Aleyhisselam'ın bu yönünü de örnek almak için diyelim ki evdeyiz. Şu anda bizi izliyor izleyicilerimiz.
karı koca namaz kılacak evde, çocukları da var. Böyle çok fazla bir bilgisi de yok. Mutlaka bunlardan biri imam olup evde de cemaat mi olmalılar? Yani diyelim bir Fatiha, bir İhlas'ı okuyacak durumu var. Bu örnekliği ev içinde de yaşatabilir miyiz böyle? Kesinlikle. Zaten ben arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Sadece bir kelimeyi değiştiriyorsunuz imamlık yapacağınız zaman. Hı hı. Mesela ya Rabbi niyet eyledim akşamın farzını kılmaya diyordunuz. Değiştiriyorum kelimeyi. Ya Rabbi niyet eyledim akşamın farzını kıldırmaya. Geriye başka değişen bir şey yok. Gerisini aynı kendi kıldığın gibi kılıyorsun zaten. Ama olan ne oluyor? Eşim, çocukların beraber ibadet yapma lezzetini tadıyorsunuz. Ve en önemlisi de o ardınızda duran çocuklarınıza ibadet, kulluk bilincini, sevgisini aşılamış oluyorsunuz. İnşallah Allah'ın lütfü keremiyle o çocuk büyüdüğü zaman namaz alışkanlığını kazanmış oluyor. Eyvallah hocam. Parantezi evet. Kapattım. Ebu Mahzure'ye. Ebu Mahzure'ye. Evet. Şimdi bu Ebu Mahzure'de arkadaşlarını almış, Mekke'den çıkmışlar, geziniyorlar, volta atıyorlar gençlerin ifadesiyle. Diyor ki Ebu Mahzure, peygamberi görünce kan beynime sıçradı, sevmiyor Hazreti Peygamber. Çünkü Mekke'yi fethedince oradaki düzen bozuldu bazı aileler açısından. Neyse oturuyorlar karşılarına, çekiştiriyorlar Hazreti Peygamber bir arada bu arada. O arada namaz vakti giriyor, Hazreti Peygamber işlerinden birine ezan okutturuyor. Ezan okutturunca bunlar ayağa fırlıyorlar, başlıyorlar müezzini taklit etmeye. Dalga geçiyorlar. Ashab-ı kiram hemen ya Resulallah müsaade et şunların gereğini yapalım. Malum yapmak istedikleri. Ama Hazreti Peygamber güzel insan. Sakin olun diyor. Bunlar bir dinlendiriyor. Sonra ezan bittikten sonra o gençleri buraya bir çağırın diyor Hazreti Peygamber. Aleyhisselam gönderiyor Ebu Mahzure ve diğer arkadaşlarını çağırtırıyor. Onlar karşısına alıyor Aleyhisselam. Onlara tek tek isimlerini soruyor. Mekkeli olduğu için Hazreti Peygamber herkesi tanıyor ailelerini. Baban ne yapıyor? Annen ne durumda? Hepsinden bir ara rapor alıyor. Hocam şimdi bunlar peygamberimize nefret ediyorlar ama Hazreti Peygamber bunları adam yerine koyup ki hak ediyorlar bunu. Onlarla muhabbet edince peygamberimize olan kızgınlıkları, nefretleri düşüyor biraz. Sonra peygamberimiz onlara diyor ki bizim arkadaşımız ezan okudu. Siz oradan onu taklit ettiniz. Şimdi en güzel sesinizle yine ezan okuyacaksınız diyor. Ama şartım şu diyor, en güzel sesinizle. Bunlar diyorlar ki biz ezan mezan bilmiyoruz. O bir şeyler dedi, tekrar etti. Ben diyor tekrardan ona söylettireceğim, siz de onu taklit edeceksiniz. Ama en güzel sesinizle. Hocam bunları ezan okutturuyor. En son bu Ebu Mahzure'ye sıra geliyor. Bu kıssayı bize o anlatıyor. Ama bir ses var, bir ses var. Sizin sesiniz de ona yakın, güzel sesiniz var. Hocam çocuk bir ezan okuyor. Ezanı bitirdikten sonra bak peygamberimiz ne yapıyor? Ebu Mahzure sesin çok güzelmiş. Biz seni Kabe'ye müezzin yapsak kabul eder misin? Allah Allah. Yani az önce ezanla alay eden bir çocukla geçen diyalog. Diyalog. Seni Kabe'ye müezzin yapsak. Çocuk şok oluyor. Kabul ederim diyor. O zaman diyor ben diyor Mekke'ye atadığım vali var. Attab bin Esid. Attab bin Esid. Ona git de ki Muhammed Aleyhisselam. Beni buraya müezzin atadı, ezanlar bende bundan sonra. Kabe'ye atanan ilk resmi müezzin Ebu Mahzure'dir. Ama peygamberimiz bir güzellik daha yapıyor hocam. Giderken bunun cebine de birkaç kuruş harçlık koyuyor. Bunu kazanmış oluyor, bunun ailesini kazanmış oluyor, bunun akrabasını kazanmış oluyor. Ondan sonra Ebu Mahzure'nin bize anlatacağı bir kıssası oluyor. Ne kadar güzel. Bak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı anmamıza vesile olan bir şey yaşanmış. Peki hocam şimdi güzel bunu anlattınız böyle. Geçen seneydi yanılmıyorsam, izleyicilerimiz daha iyi hatırlar. Bir şehrimizde iki tane genç şöyle iftardan birkaç dakika önce ezan yayınlamışlar. Ve bunu da sosyal medyada video olarak paylaşmak için sahilde. Belki hatırlarsınız böyle bir şey olmuştu falan. Sonra birden sosyal medya karıştı. İşte ezanla alay edildi, İslam düşmanları, kutsallarımıza hiç saygınız yok vesaire. Şimdi sizin bu anlattığınız örnekte bilinçli bir ezanla ve Müslümanlarla olan bir tabirimi hoş görün bir dalga geçme, bir öfke var ama Resulullah Aleyhisselam onların öfkelerini öyle bir olgunlukla karşılayıp öyle muamele ediyor ki Müslüman oluyor ve Müslüman olduktan sonra da bu çocuk Kabe'nin müezzini oluyor ve bugüne kadar nesilden nesile soyu Kabe'nin müezzini oluyor. Ama şimdi bizim yaklaşımımız nasıl?
Sosyal medyadan herkes kullanıyor. Ya bu çocuk. Yani hata da etmiş olabilir, bilinçli yapmış olabilir. Evet, çocuklarımızı eğitmeliyiz. Kutsallarımız, işte başkalarının orucunu erken açmasına vesile olacak böyle bir hata yapması elbette teşvik etmeyiz. Ama olmuş bir kere, değil mi? Olanda hayır vardır. Olmuş bir kere. Bunları kazanmak yerine ben mesela iftar programında bunu duyunca o aileye bir çağrıda bulunmuştum. Ama ulaşamadım bir türlü. Dedim ki bu çocuklar kimse lütfen bana ulaşın. O çocukları umreye götüreceğim dedim. Bu olaydan dolayı. Ya o ezanı erken okutup da demek ki çok kafaları çalışan bir şey. Yani. Evet. Bunu ürettiklerine göre yani yine aynı şeyi söylüyorum. O çocukları bulabilirsem yani tanıyan varsa lütfen bildirsin. Bayramdan sonra onları umreye götüreceğim. Aynı şeyi Kabe'de onlara bir yaptıracağım inşallah. İnşallah. Yani bu o kadar bir hoşgörü, o kadar bir yürekli insan anlatıyorsunuz ki şimdi. Yani dinlerken bile içimiz gülüyor. Eminim ben izleyicilerimiz de sevdikçe sevesi geliyor. Şimdi artık son böyle bir 5-6 dakikamız var. Sonra bir ilahi dinleyeceğiz. Sonra iftar, duayla iftara gideceğiz inşallah. Bizim de çocuklarımız var, evlatlarımız var. İstiyoruz ki onlar da inançlarını öğrensin, yaşasınlar. Ama bu konuda arada deredeyiz. 12 yaşından sonra bunların oruç, namaz gibi farz ibadetleri yerine getirmesi gerekir. Ama bir yandan ana yüreği, ya bu çocuk sınava girecek, biraz sonra okula kalkacak. Onun için aman namaz kılmasın, uyusun, işte oruç tutmasın. Böyle bir ne yapacağımızı bilemediğimiz bir şey var. Siz Resulullah Aleyhisselam'ın gençlerle münasebeti üzerine yayınlarınız da var. Bu alanda hadis profesörüsünüz. Şöyle bir 3-5 dakika neler söylersiniz? Gençlerimiz nasıl ibadete alıştıralım? Dini onlara nasıl sevdirelim? Nasıl bir münasebetimiz olsun? Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatına baktığımız zaman Erkan Hocam, birlikte yapalım sözünün fiiliyata geçtiğini görüyoruz. Birlikte yapalım, yani şunu kastediyorum. Yap etten ziyade, hani çocuğa dersin yap, et, kalk, kıl, oruç tut. Bundan ziyade Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında var olan şey birlikte yapalım. Birlikte oruç tutalım, birlikte namaz kılalım. Dolayısıyla bu şekilde sıcak bir yaklaşımla yaklaşıldığı zaman bir de Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından kalp kırıcı, kötü, uzaklaştırıcı bir ifadenin çıkmadığını biz görüyoruz. Dolayısıyla ikisi yan yana geldiği zaman hem güzel bir örneklik hem de tatlı bir dil, ikisi yan yana geldiği zaman o insanda ibadet aşkı oluyor. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu İslami hassasiyeti insanlara nasıl kazandırdığını soracak olursanız Erkan Hocam, bu sorunun merkezinde cami var. Cami. Evet. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam çocukların ne kadar küçük olursa olsun, siz dünyayı gezen insansınız bilirsiniz. Mesela Pakistan'da, bizde de var gerçi, çocuk emzirme odaları var bazı camilerde. Bizde de çocuk bakım odaları artık camilerimizde yapılmaya başlandı. Bu ne anlama geliyor? Ufak çocuğu olan annelerimizde, kardeşlerimizde çocuklarını alsınlar camiye gelsinler. Bu bize şunu öğretiyor esasında. Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bizim hayatın merkezine camiyi alıp çocuklara dini değerlerimizi kazandırma üssü olarak camiyi öncelikle belirlememiz gerekiyor. Bunun yolda nedir? Bunun yolda erkekler için söylüyorum. Kendimiz olabildiği kadar hafta sonları özellikle camiye gelmeye gayret edelim. Ama bunun yanında da erkek olsun, kız olsun. Hatta eşlerimizi bunlar da elimizden geldiğince camiye alıştırmamız lazım. Çünkü camiye alıştırmamız niye gerekiyor? Cami, hocam, bizim iman akümüzü şarj ettiğimiz mekandır cami. Çünkü beraber ibadet yaptığımız zaman, farklı şehirlerden gelmiş olan insanlarla birlikte yan yana durduğumuz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman, ellerimizi açtığımız zaman, secdeye kapandığımız zaman bu birliktelik insana çok farklı bir atmosfer kazandırıyor. İnsanı mutlu ediyor. Camiden çıkan insanlar niye huzurlu? Çünkü Allah'a karşı görevlerini eda ettikleri için bir şey daha kazanıyorlar. Mutlu oluyorlar ya. Hocam, siz bu kadar camiye gitmeyi tavsiye ediyorsanız o zaman oradaki hoca arkadaşlarımıza da dememiz lazım ki belki hoşgörülerine sığınarak
Orayı eviniz gibi düşünün. Oraya gelen insanları da misafiriniz olarak düşünün. Onları öyle karşılayın. Yani gelip ibadet edip giden biri değil de mesela iş yerimize bir müşteri geldiği zaman müşteri veli nimet deriz ya. Şimdi ona nasıl böyle saygıyla davranırız, hürmetle. Hele de böyle bizden alışveriş yapıp yapmama noktasında kararsız olana daha fazla ilgi gösteririz ki orada tutabilelim, değil mi diye. Evet. Dolayısıyla böyle bilmeyen olabilir, zayıf olabilir. Bir ev sahibi hassasiyeti ve saygısıyla oraya geleni kaybetme değil de kazanma dürtüsüyle biraz da bu şuurla, değil mi, hareket etmek gerekir. Ya ben şunu isterim, yani çocuklarımızın hepsinin gönül dünyasında cami hatıraları olsun. Hı hı. Bu da iki şekilde olacak işte. Anne baba götürecek. Hı hı. Sizin de az önce buyurduğunuz gibi din görevlisi arkadaşlarımız da onları kucaklayacaklar. Abilik, evet, yapacaklar. Yanlışlarına göz yumacaklar, fırça atmayacaklar. Koşsunlar, zıplasınlar. Hazreti Peygamber Efendimiz secdeye gittiğinde bir gün secdeden kalkmıyor. Hazreti Peygamberimizin namaz kılma şekli ne uzundur ne kısadır. Yani hı hı, hızlı da değil, hı hı, çok yavaş da değil. Ama bir gün secdeden kalkmıyor. Namazdan sonra Ashab diyor ki, ya Resulallah, hasta mı oldunuz? Yoksa vahiy mi geldi, secdeden kalkmadınız? İkisi de olmadı diyor. Torunum Hasan sırtıma çıkmıştı. Ben kalkarsam birden yere düşer de incinir çocuk, zarar görür diye çekindim, inmesini bekledim. Yani namazdaki secdeyi Hazreti Peygamber bir çocuk yüzünden uzatmıştır. Çocuklarımıza cami hatıralar olması lazım. Zaman var mı? Ben son bir şey hocam, bitiriyoruz. Ben kendimden bir hatıra, evet, anlatayım. Buyurun. Ayağa kalkabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Sevgili seyirciler, İstanbul'da Edirne Kapı'da Mirimah Sultan Camisi var. İlkokul 5'e gidiyorum. Şimdi teraviye götürdü babam bizi. Ben biraz erken çıktım. Orada merdivenlerle aşağı iniliyor. Hı hı. Merdivenlerin başında şöyle duruyorum. Babamları bekliyorum. Hı hı. Böyle dururken bir baktım elimin içine bir şey atıldı. Şöyle çocuğuz ya, şöyle bir baktım. Hocam para atılmış elime. Hemen şöyle yaptım. Normal açık pozisyona, evet, getirdim. Ama o gün orada iyi bir para topladım. Bir taraftan da bakıyorum, babam geliyor diye, dayak yemeyelim diye. Ama şimdi anlatacağım bir şey var. Hı-hı. Yani iyi ki yaşamışım onu. İyi ki o elimi açmışım. İyi ki o camiye gitmişim. İyi ki babam beni camiye götürmüş. İyi ki cami hatıram olmuş. Evet, camiyle ilgili bir, evet, hatıra, evet, var işimizde. Evet. İnşallah mesela bazı insanlar diyor ki, hocam ben bir kere camiye gittim diyor. Çocuktum, işte güldüm, koştum. Ama orada da İşte bir tokat yedim. Dolayısıyla bir daha da gidemedim tarzı. Evet, son dönemlerde bu şey çok değişti. Çok kıymetli hocalarımız var. Camilerde çocuklar için çok güzel faaliyetler var. 4-6 yaş Kur'an kurslarının cami avlusunda olması bu anlamda çok, evet, önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun, ben teşekkür ederim. Bugün Resulullah Aleyhisselam'ın başka bir yönünü anlattınız bize. Onun çocuklara karşı ne kadar merhametli, müşfik ama aynı zamanda onları nasıl donanımlı yetiştirdiğini anlattıklarınızdan gördük. Kıymetli izleyicilerimiz, bizim programlarımız iftariyelik. Daha fazlasını Profesör Doktor Enbiya Yıldırım Hocam'ın kitaplarından okumanızı tavsiye ediyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bir yere ayrılmayın. Güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Ardından duayla iftara gideceğiz inşallah. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, hepinize güzel bir pazar akşamı diliyorum. Artık iftara çok az kaldı. Gelin şöyle gönüllerimizi temsilen ellerimizi açalım. Bir dua edelim. İlkay'cığım, sana da çok selam ve hürmetler sunuyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lilmuttakin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ey bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katını alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimiz. Sen şahitsin ki bizler seni ve dinini çok seviyoruz ya Rabbi. Nefsimiz ve sana gereği gibi yönelemeyişimizden dolayı senin dinini yeterince yaşayamıyoruz. Bizi bağışla ya Rabbi. Senin dinini yüceltecek yüreğe, bileğe, amele sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe'fu anna.
Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi. Allah'ım sana inandık, sana güvendik, sana teslim olduk. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Senin lütfettiğin rızıklarla oruçlarımızı açacağız. Hamdolsun verdiğin nimetlere hamdimizi, şükrümüzü daim eyle ya Rabbi. Gafletimizden ve cehaletimizden verdiğin nimetlere şükredemezsek gazap edip elimizden alma ya Rabbi. Bizi gazabınla terbiye etme ya Rabbi. Gördüklerimizden geri koyma ya Rabbi. Ya Rabbi sen Es-Samed'sin. Herkes ve her şey sana muhtaç. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Helal rızık ver ya Rabbi. Harama tenezzül ettirme ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım et ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i zalimlerin insafına ve merhametine bırakma ya Rabbi. Nehirden denize, özgür Filistin, özgür Mescid-i Aksa, özgür Kudüs günlerini bize göster ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanındaki, özellikle Doğu Türkistan'da, Yemen'de, Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımıza, milletimize, devletimize birlik, beraberlik, huzur ver ya Rabbi. Üzerimizde dolaşan kara bulutları rahmetinle dağıt ya Rabbi. Dinimizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hayrına çalışan kim varsa hayırlı işlerinde başarıya ulaştır. Doğru karar almalarını nasip et. Melaike ordunla destekle ya Rabbi. Allah'ım üzüntüden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçlarımızın belimizi bükmesinden, insanlar karşısında yenik düşmekten emin ve muhafaza eyle. Allah'ım verdiğin nimetin kaybolup gitmesinden, afiyetin bozulmasından, ansızın gelecek azabından, senin gazabını üzerimize çekecek davranışlardan bizi koru ya Rabbi. Allah'ım gökten ve yerden gelen, gelecek olan, görünür görünmez bütün kaza, bela, musibetlerden, depremden, yangından, sel felaketlerinden, trafik kazalarından emin ve muhafaza eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkan Aydın'la Bursa'da Ramazan programını sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.